Sevgililer Günü bugün elbette aşk dolu sözlerin bir kez daha dile getirildiği, herkesin sevgisini birbirine gösterdiği harika bir gün. Elbette kapitalist düzenin bize ittiği, iteklediği bir gün ama konuşmadan da olmuyor. Ben sizinle bugün Sevgililer Günü'ne dair bir şey konuşmak istiyorum. O da şu, sevgiliniz acaba sizi ne kadar seviyor? Mesela sizi kıskanıyor mu? Herhangi bir şey olduğunda birdenbire öfkeleniyor mu? Mesela bir etek giydiğinizde ya da bir pantolon ya da bir çorap giydiğinizde "Aa, bunu neden giydin? Olmaz. Bunu giyersen başka erkekler sana bakar, o yüzden çıkar bunu." diyor mu? Veya siz kız arkadaşlarınızla buluştuğunuzda buna tepki gösteriyor ve 7/24 onunla birlikte olmanızı istiyor mu? Veya sizi telefonla aradığında ulaşamıyorsa eğer buna çok büyük tepki gösteriyor ve onu aldattığınızı düşünüyor mu? Eğer bunlar varsa ilişkinizde siz şiddete uğruyorsunuz demektir. Çünkü bunun adı flört şiddeti. Flört şiddeti gençler arasında görülen bir şiddet türü. Mor Çatı bu şiddet türüne flört şiddeti diyor. Sitesinde çok ayrıntılı bilgiler var, bulabilirsiniz. Peki flört şiddeti yaşadığınızı nasıl anlarsınız? Bunun bir sürü emaresi var. Demin saydım. Eğer sizi kıskanıyorsa ve bu kıskançlığının bir sevgi gösterisi, sevgisinin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olarak sunuyorsa çok fena yanılıyor. Çünkü seven insan kıskanmaz. Seven insan ne giydiğine karışmaz. Seven insan telefonunu kurcalamaz, şifresini öğrenmeye çalışmaz. Sosyal medyada nelere baktığını, kimi beğendiğini, kimi takip ettiğinin peşine düşmez. Seni rahatsız etmez. İşte bugüne dair bütün bunları derleyen, toplayan çok güzel bir reklam var. Boyner çok güzel bir iş yapmış. Başka firmalar, başka şirketler Sevgililer Günü'ne tek taş pırlantalar, onu al, bunu al, bu hediyeyi al şeklinde pompalarken Boyner bütün o kampanya reklamlarını kenara atıp, yani çok rahat Sevgililer Günü'ne %50 indirim, sevgiline şunu al, bunu al şeklinde bir reklam yapabilecekken toplumsal bir soruna parmak basıyor ve flört şiddetine dikkat çekiyor ve sevgililer ne yapmaz diyor. Gelin birlikte izleyelim. Seven ne yapmaz? Mesela kimdi o kız demez. Silinecek o fotoğraflar diye atarlanmaz. O kızla bir daha görüşmeyeceksin diye söylenmez. Bunu mu giyeceksin diye efelenmez. Ne yapmaz seven? Kim kimi takip etmiş hiç ilgilenmez. Sosyal medya şifrelerini bilmez. Ya da o telefon açılacak kızım diye şov yapmaz. Neredesin? Fotoğraf at diye sıkıştırmaz. Seven sevdasına güvenir. Çünkü bizim sevdamız güzel. Sen sev yeter.